Gözde Kahya öğretmenimiz sormakta. Sayın Müsteşarım, rehberlik yönetmeliğinin son durumu nedir? Evet, bu konuda çok speküle edilen konulardan bir tanesi. Şimdi değerli arkadaşlar, attığımız her adımda, yürüdüğümüz, planladığımız her noktada bu konuyla ilgili ee, bu konuda e, söz söyleyebilecek, bu konuda attığımız adımdan rahatsız olabilecek ya da beklentilerini karşılayamadığımız e, sivil toplum örgütleri, lobi merkezleri e, ya da kişilerle karşı karşıyayız. Biz arzumuz şu, okullarımızda şu an yürürlükteki haliyle, rehber öğretmenlerimiz ile diğer öğretmenlerimiz arasında okuldaki toplumsal barışı sıkıntıya sokan bir yanlış anlama süreci var. Normal öğretmenlerimiz rehber öğretmenlerle kendilerini kıyasladıklarında, rehber öğretmenlerin daha ayrıcalıklı bir pozisyonda olduklarına inanıyorlar, düşünüyorlar. Bundan dolayı da her gittiğimiz ortamda e, bu eleştiriyi bizimle paylaştılar. Bu eleştiriyi bizimle e, bize ilettiler. Biz de bu anlamdaki yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek hususları yönetmelikten çıkarabileceğimiz yeni bir mevzuatın oluşmasını arzu ettik. Derdimiz şu, rehber öğretmenlerimiz de gerçekten fedakarca çalışıyorlar. Kendilerine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Rehber öğretmenlerimizin bu fedakarlıklarına rağmen kendileriyle ilgili oluşan bu olumsuz algıyı ortadan kaldırabilecek şekilde küçük minimal değişiklikler yapıp e, bu algıyı düzeltelim. Dolayısıyla okulumuzdaki toplumsal barışta temin edelim arzusuyla yola çıktık. E, bu anlamda bu konudaki öğretmenlerimiz adına söz söylediğini düşünen sivil toplum örgütleri e, bu konuyla ilgili olarak e, bize önerilerini ve düşüncelerini ilettiler. Ardından biz yönetmelik taslağımızı oluşturduk. Sayın Bakanımızın onayına sunduk. Sayın Bakanımız e, başka bir Kaç sivil toplum örgütünün daha ismini vererek bunların da görüşlerinin alınmasını bize, bize talimatını verdi. Biz o görüşleri de aldıktan sonra yönetmelik taslağımıza son halimizi verdik. Zannediyorum bu eğitim öğretim yılı içerisinde yani birinci kanaat dönemi içerisinde çok kısa bir zamanda bu yayınlanacaktır. Ama tekrar altını çizerek söyleyeyim biz rehber öğretmenlerimizin de diğer öğretmenlerimizin de barış içerisinde huzur içerisinde çalış çalışabilecekleri bir mevzuat ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklanan böyle bir yanlış anlaşılma varsa bunu ortadan kaldırıp bu huzur iklimini oluşturmak arzusundayız. E, rehber öğretmenlerimizin de daha rahat çalışabilecekleri, işlerini daha iyi yapabilecekleri bunu yaparken de e, kendileriyle ilgili oluşabilecek olumsuz kamuoyunda, olumsuz algıyı da ortadan kaldırabilecekleri bir yönetmelik olacak. Peki.